Herkese merhaba gençlik. Yeni bir araba kopyalama yöntemiyle karşınızdayım gençler. Bu yöntemimizde tek başımıza araba kopyalayacağız ve tabii ki araba kopyalamada şu arkamda gördüğünüz EC'yi kopyalayıp satarsanız 1,8 milyon para kasabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki istediğiniz her aracı da kopyalayabilirsiniz. Misal şu aracı da artık hangini istiyorsanız ama para kasmak istiyorsanız şu arkamda gördüğüm EC'yi full modifiye ediyorsunuz. Dediğim gibi ardından araba kopyalama yöntemlerinde kopyaladıktan sonra sattığınızda 1,8 milyon para kasabilirsiniz. Diğer araçlarda arkadaşlar fiyatı kopyaladıktan sonra bayağı bir düşüyor. Yani para kasmak için başka araçları kopyalamanızı tavsiye etmem. Sadece sevdiğiniz veya istediğiniz herhangi bir aracınız varsa onları kopyalayabilirsiniz. Evet, şimdi neler lazım ondan biraz bahsedeyim. Lazım olanlar şöyle içinde gördüğünüz gibi Fazility'nin içindeyim arkadaşlar. Fazility'de arkadaşlar araçlarımız full dolu olması gerekiyor. Yani garajımız dolu oluyor. Gördüğünüz gibi şu an benim garajım full dolu. Karşıda da araçlarım var. Yani special araçları, Çernobob bilmem neyse onları saymazsak topu topuna zaten bu Fazility'ye 7 tane araba giriyor. Dediğim gibi 7 tane arabayla dolduruyorsunuz ve içinde de tabii ki biri kopyalayacağınız araba olması gerekiyor arkadaşlar. Ardından da şu karşımda gördüğünüz Avenger'ımız olması lazım. Avenger'ımız lazım. Ve şöyle ofis garajı diyeyim hemen bilmeyenler için göstereyim. Ofis garajımız lazım. Ofis garajımızda arkadaşlar full olması gerekiyor. Burada benim ofisim var. Ve ofis garajında da arkadaşlar dediğim gibi garajınız full 20 tane araçla dolu olması gerekiyor. Bunu da bu şekilde ayarladıysanız artık yöntemimize başlayabiliriz arkadaşlar. Bir de şöyle kısa bir detay geçeyim. Kopyalayacağınız arabanın plakası arkadaşlar kopyaladığımız diğer araçlara da geçtiği için onun için size tavsiye edeceğim. Eğer kendiniz temiz bir plaka yaptıysanız kendinize plaka diğer araçlara da temiz plaka geçmiş olacak. Ama bu kopyalayacağınız aracın plakası temiz bir plaka değilse diğer araçlara da geçeceği için onun için hani temiz plakalı bir EC kopyalamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, buraya kadar her şey tamamsa fazla da uzatmadan direktmen yöntemimize geçelim. Kopyalayacağımız aracımıza biniyoruz arkadaşlar. Aracımıza bindikten sonra sol üstteki şıkkı görüyorsunuz zaten. Şu anda ben de sol yöne bastığımda direktmen Avenger'ın içine gir yapıyoruz. Basıyorum. Şimdi burada arkadaşlar herhangi bir şeyini ucuz bir şey modifiye ediyorsunuz. Misal ben şu anda gördüğünüz gibi plakanın rengini değiştireceğim. Sağ üstte de gözüküyor şu anda bakın 200 lira gitti. Burada herhangi bir şey modifiye ettikten sonra hatta şöyle ben kendi plakamı da üstüne ekleyeyim. Ardından en aşağıdakine geliyorsunuz ve Avenger'dan çık yapıyorsunuz arkadaşlar. Ardından aracımıza tekrar biniyoruz ve bu sefer de gaz tuşuna basaraktan normal bir şekilde Fazility'den dışarıya çıkıyoruz. Çıktıktan sonra arkadaşlar şöyle direkmen aracımızı geriye gönder yapıyoruz. Ardından da arkadaşlar herhangi bir tane garajınızdan bir tane araba çağıracağız. Bu aracımız kaybolmuyor. Sadece step için yani gereken bug'a girmemiz için daha doğrusu glitch'e bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi ben herhangi bir tane garajımdan bir araba çağıracağım. I'm on the clock. What you want? Some wheels? Misal Fagio'yu çağırıyorum. I'll get there as soon as I can. Dediğim gibi bu aracımız kaybolmuyor. Herhangi bir aracınızı çağırabilirsiniz. Ardından aracınız geldikten sonra arkadaşlar aracımıza biniyoruz ve tekrar Fazility'ye gireceğiz.
Şimdi burada bize dolu uyarısı veriyor garaj. Bunu onaylıyorsunuz ve faziletinin içinde herhangi bir tane aracınızda yerlerini değiştirmemiz gerekiyor. Burada şimdi ben herhangi bir araçla yerlerini değiştireceğim. Misal şunu gönderelim. Ardından da arkadaşlar yerlerini değiştirdiyseniz aracınızın herhangi bir tane aracımızı yerine koyduk. Yani şimdi ne yapıyoruz? Tekrar kopyalamak istediğimiz aracımıza doğru gidiyoruz. Yani ben EC'yi kopyalayacağım. Aracımıza biniyoruz ve ardından da tekrar Avenger'ın içine doğru gir yapıyorum arkadaşlar. Yani ben de sol yön tuşu. Şimdi bizi burada Avenger'ın içine yolladığında araçla beraber hani gitmemesi gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi aracımız gelmedi. Karakterimiz sadece ışınladı. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Direkt ben burada kokpitin olduğu yere doğru gidiyorum. Burada onaylıyorsunuz. Onayladıktan sonra sizi atmasını bekliyorsunuz yani Avenger'dan dışarıya. Evet, gördüğünüz gibi şu anda ekranımız biraz bug'lı bir şekilde. Avenger'dan çıktıktan sonra daha doğrusu ve Facility'den de dışarıya çıktıktan sonra arkadaşlar bir aracı çağıracağız. Daha doğrusu bu çağıracağımız araç videonun sonunda ISI olacak. Yani bu aracımızı kaybedeceğiz arkadaşlar. Ona göre şimdi kaybedeceğimiz bir aracı çağırıyoruz. Kopyalamayı yaptıktan sonra bu aracımız çağırdığımız araç ISI olacak. Yani kopyalamak istediğiniz araba olacak. Ben şimdi mekanikten buradan herhangi bir tane ihtiyacım olmayan bir aracı çağıracağım. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. Herhangi bir I'll hook garajımdan bakın gördüğünüz gibi şurada bir eleciyi çağırıyorum. I'll bring it to you. Şimdi bu çağırdığımız aracımızı şöyle bakalım. Nereye geliyor? Bunu bir görmemiz gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi elecimiz burada gözüküyor. Aracımızı gördükten sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Bu sefer de ofisimizin oraya doğru gitmemiz gerekiyor. Benim bakın şu an ofisim şuralarda bir yerdeydi. Nerede? Burada. Şimdi ofisimizin oraya doğru ben size ama tavsiye edeceğim. Direktmen ışınlama yöntemini yapın. Yani ışınlama yöntemini zaten kanalımızı takip edenler bilir. Bilmeyenler için de gideceğiniz nokta bu yöntemimizde ofis olacak ve ofisin en yakınlarındaki görev bende bu oluyor. Bu görevi başlat yapıyorum normal bir şekilde. Bu arada kartların hani görevlerin açık olduğundan emin olun. Şimdi ben kendim free aim'deyim arkadaşlar. Onu da zaten yönteme başlamadan önce kendimi free aim'e aldım. Bilmeyenler için free aim'e ayarlardan alınıyor. Yani onu da ya story'den yaparsınız ya da online'dan creator'a girip oradan ayarlardan kendinizi free aim'e alabilirsiniz. Şimdi görev açıldıktan sonra ne yapıyorum? Herhangi bir tane arkadaşıma katıl yapacağım ve ilk uyarının gelmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Evet, ilk uyarıyı bekliyorum. İlk uyarı geldiyse tekrar iki kez PlayStation 4, Xbox artık neyse ona basıyorum ve tekrar o kişiye katıl yapıyorum. İkinci uyarı farklı bir uyarı geliyorsa demek ki o kişi doğru kişi. Eğer İlk uyarı gibi gene ikinci uyarıda aynısı geliyorsa başka birini bulmanız gerekiyor. Çünkü o kişi de sizle aynı eğimde olduğu için aynı uyarı gelir arkadaşlar. Evet, ikinci uyarı farklıysa ne yapıyoruz? Yuvarlakla direkt ben dışarıya çıktım ve gördüğünüz gibi bizi başlattığım görevin oraya doğru ışınladı arkadaşlar. Yani ofisimizin oraya. Şimdi de burada arkadaşlar yoldan herhangi bir tane araç buluyorsunuz, alıyorsunuz artık nasıl biliyorsanız ben şu anda bakın burada şöyle yoldan şu aracı alıyorum. Yoldan bulduğunuz araçla arkadaşlar direktmen ofis garajınıza videonun başında dediğim dolu olması gerekiyor.
Ben de ofis garajım bir dolu. Şimdi ben bu araçla ofis garajı bire diye basıyorum ve dolu uyarısı geliyor. Ardından da bizi direktmen ofis garajına değil de facility'ye doğru ışınlaması gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direktmen bizi şu anda facility'nin içine doğru ışınladı. Şöyle bir kısa detay geçeyim. Orada yani ofis garajda dolu uyarısında hiçbir şeye basmıyorsunuz, onaylamıyorsunuz. Sadece dolu uyarısını gördüğünüzde bekliyorsunuz. Zaten glitch'te olduğumuz için oyun bizi direktmen kendiliğinden buraya doğru ışınlıyor. Eğer ki onaylarsanız arkadaşlar yönteminiz bozulur ve sizi ofis garajına doğru yönlendirir arkadaşlar. Böyle de bir kısa detay geçeyim. Evet, şimdi buraya kadar her şey tamamsa aynı benim gibi geldiyseniz ne yapıyorsunuz? Direktmen kopyalamak istediğimiz araca tekrar gidiyoruz. Şöyle hemencek neredeydi, arka tarafta benimki. Şimdi burada kopyalamak istediğimiz aracımıza bindikten sonra herhangi bir şeyini modifiye edeceğiz. Hemen şöyle söyleyeyim, göstereyim. Araca biniyorum ve bu sefer de arkadaşlar sağ yön tuşuna basıyorum ve burada direktmen herhangi bir ucuz bir şeyini modifiye edeceğim. Yani şöyle rengini yapıyorum plakanın. Yaptıktan sonra normal bir şekilde araçtan dışarıya in yapıyorsunuz. Ortadakini seçin ve ilk kopyalamamız şu anda bitmiştir. Yani videonun ortalarında kaybedeceğimiz araç diye dediğim araç şu anda hangi garajdaysa o araç bu kopyaladığımız araba oldu arkadaşlar. Yöntemimiz gayet basit. Sadece direktmen şöyle detaylı bir şekilde atlamadan izlerseniz ve aynısını uygularsanız siz de kolaylıkla bu yöntemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, yöntemimiz umarım hoşunuza gider. Fazla da zaten bir zorluğu yok. Sadece dediğim gibi atlamadan izleyin ve aynısını uygularsanız siz de kolaylıkla bu araba kopyalama yöntemini yaparsınız ve ardından da zaten garajlarınızı depoladıktan sonra 1,8 milyona neredeyse satıp para kasabilirsiniz arkadaşlar. Evet, buraya kadar diyorum bugünlük ve artık bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere.